Bugün çok merak edilen ev tipi espresso makineleriyle profesyonel espresso makine arasındaki farkları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Herkese merhaba, yeni bir bölümle yine karşınızdayız. Bugün ürün tanıtmak yerine makine arasındaki farklılıklardan bahsedeceğiz. Ev tipi kahve makinelerinin artmasıyla, daha doğrusu çeşitinin artmasıyla bize şu sorular çok fazla gelmeye başladı. Ben bu ev tipi makinelerle, yanındakilerde bunu örnek olabilir, bir kafe işletebilir miyim? Kafemde bunu kullanabilir miyim gibi birçok soru geliyor. Biz de buna her zaman gerektiği gibi cevap veriyoruz. Yanımızda klasik, kendine öğütücüdür, çok da satan iki model var. Bunlarla butik kafe işletmek isteyen veya çok az kahve satan yerler bu tip makine alıp kullanmak istiyor. Bunların artı ve eksilerini size hemen anlatacağız. Öncelikle ev tipi makineleri profesyonel olarak kullandığınızda marka fark etmeksizin hepsi garanti sürecinden çıkıyor. Yani bir işletmeye bunları aldığınızda ürünle ilgili garanti süreciniz tamamen durmuş oluyor. Bunun en büyük sebebi de bu tip makineler böyle bir kullanıma uygun yapılmamışlardır. Ne komponentleri, ne değirmenleri, ne de buhar basınçları profesyonel bir makinenin asla yanına yaklaşamaz. Belki çok üst segment makine olabilir ama yine onu aldığınızda garanti süreci devam etmeyeceği için ileride doğabilecek büyük sorunlarda başınız ağrıyabilir. Genel olarak komponentlara girersek de şöyle başlıyor iş. Bu tip makinelerde vibrasyon pompası dediğimiz bir pompa çalışıyor. Bu tuşa bastığınızda bir ses gelmesini sağlayan pompa aynı zamanda. Profesyonel makinelerde ise döner pompa dediğimiz bir sistem var. Daha sağlıklı ve dışarıdan su almayı sağlayan bir sistem bu aslında. Temel farklılıksa kazanda başlıyor. Aslında en önemli tarafı da kazanı diyebilirim, değirmen dışında. Tek gruplu makineler 4 ila 7 litre arasında, çift gruplu makinelerde de 10 ila 11 litre arasında bir kazan var. Makine ilk çalıştığınızda bu kazanı doldurur. İçteki suyu belirli bir sıcaklığa getirir ve her zaman sıcak su içeride hazır kalır. Yeni nesil kahve makinelerinde ise basit bir şamandıra sistemi değil, gerektiğinde su alacağı şekilde kazanı sıcaklığında sürekli koruyacak şekilde bir kazan bulundurur. İçindeki rezistans da çok kaliteli olduğu için ne kadar çok kullanırsanız kullanın, belli bir yere kadar tabii ki sürekli sıcak suyu size sağlayabilir. Bunun dışında buhar çalışma prensibi de çok farklıdır. Profesyonel bir makinede tek porsiyonluk üstü maksimum 10-15 saniyede krem haline getirirken bu tip makinelerde bu süreler 40-50 saniyelere kadar çıkabiliyor ve profesyonel makineye göre kremi ayrıştırmak çok daha zor olabiliyor böyle bir ürün için. Ev kullanımında zamanınız olduğunda bunu yapabilirsiniz belki veya zamanla profesyonel şeylerle bunu yapabilirsiniz ama profesyonel kullanımda, yani bir kafede kullanmak istediğinizde bu makineler size asla cevap veremeyecektir. Bunun temel sebeplerinden biri de sütü iyi köpürtebilir ama her seferinde maksimum bir porsiyon süt köpürtebilirsiniz. Profesyonel kafelerde bu işi yapılırken kocaman pitcherlarla, 1 litrelik pitcherlarla gerektiğinde bir seferde süt köpürtülebiliyor veya daha büyük boylarda kahve yapıldığı için yarım litre, yarım litreden fazla süt de köpürtebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu tip makinelerde genelde tek kazanlı olarak geliyor. Bu yeni sistemlerde çift kazanlar var ancak tek kazanlı gelen ürünlerde ise bir bekleme süresi var ciddi. Yani espresso'dan sıcak suya, sıcak sudan buhara geçtiğiniz zaman hep sizi beklete beklete kazanı sıcaklığını yükselterek veya azaltarak bunu sağlıyor. Espresso alma tarafına geldiğinizde de tabii ki profesyonel makinelerde espresso ekstraksiyonu çok daha iyi oluyor. Ancak ev tipi makinelerde de artık hiç azımsanmayacak kadar çok iyi espresso alabiliyorsunuz. Kalitelerini çok yukarı çıkardılar. Buradaki temel farklılık da şöyle başlıyor. Profesyonel bir kahve makinesinde arka arka espresso aldığınızda bu makineyi yormanız çok zor. Neredeyse herhangi bir makine, çift gruplu herhangi bir makine bile hiç durmadan espresso verebiliyor. Çünkü çok az su kullanıyorsunuz. Bu tip makinelerde ise bu pek mümkün değil. Siz sürekli arka arka espresso aldığınızda sürekli sıcaklık aşağı düşecek. Çünkü çok küçük bir kazanı veya kullandığınız makineye göre anlık ısıtan bir kazanı olduğu için doğru kahveyi, doğru espressoyu elde etmeniz güçlenecek. Kendinden değirmenli cihazlara gelince de bunların değirmenleri oldukça küçük. Birim saniyede öğüttüğü kahve miktarı da çok az diğer profesyonel değirmenlere göre. O yüzden profesyonel kullanımı yaptığınızda bu işi çok yavaş görecektir. Bu kadar sık kullandığınız için de doğru öğütümü de yapamayacaktır. Çünkü bu ürünler en başına bahsettiğim gibi profesyonel kullanıma uygun yapılmamıştır. Eğer temel olarak kıyaslarsak, birincisi profesyonel kullanıma uygun olmayan makineleri profesyonel olarak kullandığınızda garantisinin olmuyor olması. İkincisi kazan farklılığı. Profesyonel makinelerde kocaman bir kazanla bu işi yaparken burada çok küçük kazanlar veya anlık su ısıtarak çalışan kazanlarla yapılıyor ve doğal olarak verim kaybı olabiliyor. Çok sık kullanıldığında tabii ki. Kendinden değirmenli modeller için çok küçük bir değirmen olduğuna göre, nispeten profesyonel değirmenlere göre, doğal olarak sürekli arka arkaya kullandığınızda homojen öğütme şansını biraz daha kaybediyor. Ve süt köpürtme performansı, hala içilen kahvelerin büyük çoğunluğu, belki de %70'i sütlü kahve olduğu için piyasada süt köpürtme çubuğu çok önemli burada. Bu tip kahve makinelerinde her seferinde bir porsiyonluk süt köpürtebilirken diğer makinelerde, yani profesyonel makinelerde birden fazla porsiyonlu süt köpürtebiliyorsunuz ve sürede çok çok kısalıyor. Bir porsiyonluk bir sütü profesyonel makinede köpürtmek maksimum 10 saniye 15 saniye civarında sürerken burada çok daha uzun sürebiliyor ve tabii ki performansı çok daha iyi oluyor profesyonel makinelerin. Genel olarak toparlarsak, işletmeniz ne kadar küçük olursa olsun, ben bu tip bir ev tipi kahve makinesi almanızı önermiyorum. Zaten çok da iyi verim alamayacaksınızdır. Bu tip yerlerde benim her zaman
önerim süper otomatik kahve makinesi almak. Yani bu tip bir kahve makinesi alıp arka arkaya geldiğinde zorlanmak veya güzel istediğiniz kahveyi verememektense süper otomatik profesyonel bir kahve makinesi alıp işletmenizde çok da rahat kullanabilirsiniz. Günlük 500-600 bardağa kadar veren süper otomatik kahve makineleri var ama bu tip işletmelere uygun, fiyatı çok da uygun, günlük 30 ila 50 kahve yapabilen, sütlü veya sade kahve yapabilen çok güzel makineler var ve neredeyse tüm kahveleri de yapabiliyorsunuz. O makinelerde sadece latte art yapamayabilirsiniz ama onun dışında her şeyi yapabilirsiniz ve velev ki illa da latte art yapmak isterseniz benim yine önerim bir tane süper otomatik kahve makinesi alıp yanına da harici bir süt köpürtme cihazı almanız. Profesyonel kullanıma uygun süt köpürtme cihazları var. Kazanlı çok güzel süt köpürtme cihazları var. Yani siz otomatik bir kahve makinesinden hatta süt özelliği olmayan bir kahve makinesi bile alabilirsiniz. Otomatik bir kahve makinesinden tek tuşla her seferinde espresso alırken yanındaki otomatik süt köpürtme cihazından da sütünüzü köpürtüp latte art yapabilirsiniz. Emin olun bütçelere de çok fazla değişmiyor. Tabii ki bir değişim var ama profesyonel kahve makinesine yaklaşacak kadar bir değişim yok. Genel olarak toparlarsak ev tipi kahve makinesini evde, profesyonel kahve makinesinde dükkanda kullanmanızı öneriyorum. Profesyonel kahve makinesini evde de kullanabilirsiniz. Sadece arada geçiş modelleri var. Hem ev tipi hem profesyonel makinelere uygun tek gruplu kahve makineleri var ama onların bütçeleri de zaten genelde normal bildiğimiz standart kahve makinelerine yakın oluyor. Çok da büyük farklılık olmuyor. Bu tip makineler genelde fiyatından dolayı tercih ediliyor ama tekrar nacizane söylememiz profesyonel kullanıma uygun değiller. Ev tipi ve profesyonel kahve makinelerinin ayrımı için benim kısaca anlatacaklarım bu kadar. Daha detaylı bilgi almak isterseniz Cafemark'ta arayıp konusunda uzman ekipten bu makinelerle ilgili tam detaylı bilgi alabilirsiniz. Eğer sizin kullandığınız bir makineniz varsa ve onunla ilgili bir sorun yaşıyorsanız da bu videonun altına yorum yapıp onunla ilgili belki de sorunlarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.